22 yaşında bir genç Bağdat Caddesi'nde yaşanan kazada hayatını kaybetti. Ona çarpan vicdansız arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O kazayı gören varsa ne olur ortaya çıksın diyen ailesi adalet arıyor. Çok değil mi? Aynen bu abi. Canından bir parça gidiyor diyor. Yarım kaldık yani. Benim yavrumu elimden aldılar. Genç yaşta gitti. Bu nasıl bir vicdansızlık? Plak imkansız ağlardan hızlı gidiyor. Çocukluğundan beri motosiklete tutkundu. 14 yaşından beri motor kullanan biri. Ama o tutku sonu oldu. Soru işaretleriyle dolu bir kazada hayatını kaybetti. Onu ölüme götüren sürücü ise ortada yok. Bir haftaya geçti, polis inceliyoruz diyor, başka bir şey yok. 22 yaşındaki Cihan Sakar'ı hayattan koparan kazanın adresi işte burası. Genç çocuk iddiaya göre o gün arkadaşlarıyla birlikte Bağdat Caddesi'nde buluşacaklardı ama kaza kurbanı oldu. Kontrolünü kaybeden panelvan sürücüsü genç çocuğun bulunduğu motora çarpıp kaçtı. Vicdan olan biri çıksa dese gördüm çektim. Koca caddede hiç mi kimse yoktu? Ağır yaralanan genç apar topar hastaneye kaldırıldı. O en acı telefon ikizi gibi büyüdüğü kardeşi Deniz Sakar'a geldi. Ben çok ciddi bir şey yoktur diye düşündüm. Haberi alır almaz hastaneye koştu. Kardeşinin ameliyatta olduğunu öğrenince de dünyası başına yıkıldı. Doktorların ilk amacımız hayatta tutmak dediğinde zaten yıkıldım. İç kanaması falan çoktu, belden aşağısı. Parçalanmıştı. Hastanede bir gün bu yoğun bakımda yattı kardeşim. Daha fazla tutunamadı. Cihan'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan o sürücü ise hala bulunamadı. O vicdansızı ihbar eden de olmadı. Anne Yasemin Sakar'ınsa acısını anlatmaya kelimeler yetmez. Gözyaşları bir an olsun dinmiyor. Evladını kaybetmenin acısını en derinden yaşıyor. Bu zemir çıkmadı. Patlatıyordu ufak tefek. Yüreğim ağzım diye de. Ama vurmuş kaçmış. Merhamet, vicdan hiçbir yok. Sakar ailesi yasta. Cihan'ı onlardan ayıran o trafik magandasının bir an önce bulunmasını ve yakalanmasını istiyorlar. Bu cezaları mobeseler görüyor da bu adamı göremiyorum. Adalet istiyoruz. Bize bir ışık olsun. Evladım gitti ama o dolanmasın o. Trafik canavarı ortada.